Eğer birlikte buluştuğumuzu öğrenirlerse bu iş biter. O zaman hiçbir tanık bırakmayacağız. Muhtemelen buluştuğumuzu biliyorlardır. Ne diyeceğiz peki? Adamları bir öldürelim de bunu sonra düşünürüz. Yalnız dikkat et. Bu sefer silah kullanmayı biliyor musun diye sormayacağım. Bize de bir şeyler öğrettiler. Sen daha elma şekeri yalarken biz kızarmış namlun yalıyorduk evlat. Ne oldu, ne gülüyorsun? Bunca yıl sonra oğlumla baş başa kalmışım. Üzerimize mermiler yağıyor. Fena mı? Bundan iyi kutlama olmaz herhalde. Ona ne şüphe. Canım benim. Yalnız ben bu canım benim olayını pek sevmedim ya. Benim yanımda demesen olur mu baba? Senin bana baba diyen dillerine kurban olurum ben. Bana baba dedin ya. Şu dakika ölsem gam yemem artık. Daha yapacak çok işimiz var. Ölüm biraz geride kalsın. Üç deyince. Üç. Türk askerine ve Türk devletine aşağılık bir şekilde oyun oynadık. Onlara ihanet ettik. Yalan söyledik. Bütün söyleyeceklerim bundan ibaret. Bütün dünya kamuoyuna sesleniyorum. Ve yüce Türk adaletine sığınıyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bu yaptığınız vandallıktan başka bir şey değil. Bunu ödeyeceksiniz. Biz kimseye zarar vermedik hanımefendi. Sadece doğruların söylenmesini sağladık, o kadar. Hop hop. Var mı ya öyle iftira atarak, rüşvet yiyerek bir yerlere gelmek ha? Geç şöyle, geç. Geç. Gel buraya. Kan! Seni yerde ararken canlı yayında bulduk. Bir tarafımın birliklerinin başkan yardımcısı. Geç lan! Her şeyi anlat anlat diyordunuz. Anlattım işte. İşbirliği için hazırım. Ne olacak şimdi bana? Yüce Türk adaleti diyordun ya. İşte o en doğrusuna karar verir. Merak etme. Yine sarı. Yine sarı. Yine Türk askeri. Sarı. Herkes buraya. Herkes buraya. Türk askeri canlı yayını bastı. Bizim salağı aldılar. Hemen yola çık. Tank, top, tüfek. Ne varsa alıp gidin. Ve onu buraya getirin. Getiremiyorsanız geberti gitsin. Yeter ki Türk askerinin elinde kalmasın. Şimdi gidin. Gidin! Alo. Çolak, neler oluyor? Senin bu yardımcı neler söylüyor? Ajan mıydı bu adam? Ha? Ajan mıydı? Nasıl fark etmezsin böyle bir şeyi? Türk askeri canlı yayını basmış. Yani senin o yardımcın şimdi Türk askerinin elinde mi? Şimdilik öyle. Adamları yola çıkardım.
Hepsini karşılayıp indirecekler. Çolak. Bak, o senin yardımcın bizimle ilgili bazı önemli şeyleri biliyordu. Bana bir şey yapamaz. Ama durum senin için o kadar da kolay olmayabilir. Bozuk para gibi harcanmanı istemem. Ne kadar dürüstsünüz Sayın Büyükelçim. İlgileniyorum dedim ya. Dikkatli ol. Temiz. Alo. Çolak ayağı bulduk. Tahmin ettiğin gibi. Yavuz'la beraber. Alo. Alo. Neredesiniz? Yerinizi söyleyin. Sakın bırakmayın. Destek istediniz mi? Alo! Biliyordum. Biliyordum Aga. Hepsi onun yüzünden. Hepsi Aga'nın yüzünden. Kıpırda, kıpırda arabalara. Alo, Sayın Büyükelçim, problemin kaynağını buldum. Borudaki kaçağı buldum diyorum. Merak etmeyin, yoldayım, yanınıza gelince anlatırım. Hadi, hadi kıpırdayın. Komutanım, biz burayı hallettik. Biliyorum Hafız. Canlı yayını büyük bir gururla izledim. Tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Çolak'ın yardımcısını aldık. Diğer herkesi istihbarata bildirdik. Onlar ilgilenecekler. Tamam Hafız. Yanınızdaki adam çok önemli. Yolda dikkat edin. Sağ salim buraya gelin. Hadi aslanlarım. Emredersiniz komutanım. Yürü küçük Çolak. Yürü! Hadi. Dinliyorum. Agah'ı takip edenler az önce ulaştı bize. Yavuz da oradaymış, çatışıyorlarmış. Biliyorum. Yerlerini biliyor musunuz? Siz onu söyleyin. Evet, biliyorum. Hatta çatışma haberini alır almaz yola çıktık. Varmak üzereyiz. Güzel. İkisini de sağ istiyorum. Yavuz'u da, Agah'ı da. Agah'ı mı? Agah'ı da mı alalım istiyorsun? Agah'ı da alacaksınız tabii ki. Hainin teki o. Emin misin Çolak? Sana ne diyorsam onu yap. İkisini de sağ getirin. O kadar. Tamam. İşte böyle. Şimdi hepiniz avucumun içindesiniz. Canlı yayının hesabını vereceksiniz bana. Vereceksiniz. Bak bu olmadı işte. Nasıl fark edemedim ben bunu? Artık beraber olduğumuzu biliyorlar. Ne yapacağız? Çolak en başından beri hain olduğumu ispatlamaya çalışıyordu. İstediğini aldı. Elinde bir delil yok. Ama ispatlamak için var gücüyle çalışacağı bir bilgi var. Yavuz Agah'la buluştu. Yavuz Agah'la buluştu. Anlaşılan elini çabuk tutmuş. Allah kahretsin. Sanırım buraya kadar. Canımdan vazgeçtim de. Görev başarısız oldu. Bir çözümünü bulacağız. Dur.
Çok kalabalıklar. Mermimiz az. Bu adamlar seni burada bulursa öldürürler. Biliyorum. Bu görevi ilk teklif ettiklerinde söyledikleri ilk şey buydu. Nasıl yaptım ben bu hatayı? Nasıl? Bir yol olmalı. Bir yolu yok. Bir yolu yok Yavuz. Vur bana. Nasıl? Vur bana. Nasıl yani? Vur. Hayır, olmaz. Ne yapmak istediğini anladım. Baba! Eğer sen bana vurmazsan bu adamlar seni öldürür. Ben buna izin vermem. Vur bana. Beni esir almış gibi yap. Çolak da kendi tuzağına kendi düşecek. Vur bana. Hayır, seni koruyamayabilir. Vur diyorum bana. Olmaz! Baba! Bak, vatan için canımızı vereceksek veririz. Senin bu göreve devam etmen benim canımdan daha değerli. Baba, planlarını öğrenmemiz daha önemli. Vur bana. Senin açığa çıkmaman daha önemli. Vur bana! Oğlum. Gelmek üzere, vur. Vatan sağ olsun baba. Hadi. Çıktınız mı? Tamam. Dere yolunun arkasını tutacaksınız. Başka kullanabilecekleri yol yok. Evet dedim ya. Çoluğun kesin talimatı. Her yerden, her şekilde saldıracağız. Bütün silahlarımızla, bütün gücümüzle. Sen de hızlan. Ne de güzel çözüldü bülbül gibi. Çözülecek tabii. Altına yapmadığına şaşırdım ben. Ulan mazluma gelince her türlü şerefsizliği yaparsınız. Bize gelince tıs. Devlet kuracaklarmış. Siz bu tırsaklıkla çadır bile kuramazsınız. Komutanım. Çolan adamı da anca bu kadar olur işte. Öyle sıradan bir adam değilim ben. İşinize yarayacak çok şey biliyorum. Biz de sıradan insanlar değiliz. O yüzden buradasın ya. Şimdilik buradayım. Bırakmazlar beni. Bırakmazlar. Gelsinler. Gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var Allah'ın izniyle. Nerede kaldınız canım benim? Az kalsın beni de öldürüyordu. Artık gidelim mi? Ne zaman geri gelirler ki? Bu belli olmaz ki güzelim. Belki 3 gün sonra dönerler. 3 gün mü? Vallahi 3 gün olsa iyi. Bazen aylarca gelmedikleri oluyor. Asker eşi olmayı sen istedin kızım. Olsun. Ben beklerim Feyzullah'ını. Yeter ki o iyi olsun. Gelininize gurur duyun Esma Hanım. Böyle fedakar olmak kolay değildir. Onlar mutlu olsun da. Ben gurur duysam ne, duymasam ne? Hadi o zaman. Eğer rahatsız olmazsanız sizi evimde ağırlayabilirim. Evet, bize de gidebiliriz. Lütfen çekinmeyin. Çok teşekkür ederiz ama biz bir an önce otele geçelim. Ne kadar çabuk toparlanırsak o kadar iyi. Malum iş güç. Bir an önce çıkalım. Doğru söylüyorsunuz tabii.
Alo. Bahar Hanım merhaba, ben Doktor Murat. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için kusura bakmayın ama acil bir durum var. Ne oldu? Az önce hastaneden aradılar. Geçen hastaneye kaldırdığımız Safiye bu gece hastaneden kaçmış. Komutanım, neden helikopterle dönmüyoruz? Yoğun sis varmış. Karayoluyla dönmek zorundayız. Herkes uyanık olsun. Bana işkence yapmayacaksınız değil mi? Sen bizi ne sanıyorsun? Zorba mıyız, mafya mıyız biz? O tip rezillikler size yakışır. Ne işi var burada? Beyler dikkat edin. Beyler çabuk dışarı, çabuk çabuk çabuk. Kaç. Bağladınız değil mi bunu? Bağladık. İyi. Bunların sağ solu belli olmaz. Dikkatli olmak lazım. Ne yaptınız? Geliyor musunuz? Evet, geliyoruz. Yoldayız. Az kaldı. Agah da yanımızda. Sarı? O zaten bizimle. O Agah'a da güvenmeyin sakın. Tamam. Nereye getirelim bunları? Büyükelçiliğe ait güvenli bir yer var. Ben yoldayım. Büyükelçi de birazdan orada olur. Orada buluşacağız. Mekanı biliyorsun. Evet, biliyorum. Zaten az kaldı. 10 dakikaya oradayız. Ne yapıyorsun sen? Büyükelçiye mesaj yazıyorum canım benim. Ver o telefonu bana. Bu tavrın hiç hoş değil. İkisinden de gözünü ayırma. Bu kadar korkmanıza gerek yok ya. Sakin olun. Korktuğumuzdan değil, güvenmediğimizden. Sen şu ellerimi çözsene, sana korkuyla güven arasındaki ince çizgiyi göstereyim. Kes sesini. Hadi sen de çabuk. Yaralımız var mı? Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım. Toplanın, toplanın. Geç şöyle, geç. Adamı saklayın. Geliyorlar, dikkat edin. Herifi koruyun. Emredersiniz. Onu canlı istediklerinden emin değilim komutanım. Öyle bir dertleri yok. Gördün mü? Çoluk hemen sattı seni. Geber benim için her şeyi yapar. Abi şerefsiz. Komutanım. Geliyorlar. Ama biraz kalabalık geliyorlar. Sakin. Bırakın gelsinler. Gelmediler mi hala? Tam zamanında. Hmm.
Şer üçlüsü de toplanmış. Tekrar karşılaştığımıza çok memnun oldum Yunus. Sağ olun Sayın Büyükelçi. Ama içimden bir ses bunun son karşılaşmamız olacağını söylüyor. Bence de. Böyle çirkin arkadaşlar seçmeye devam ederseniz uzun yaşayamazsınız. Bayılıyorum bu adama ya, bayılıyorum. Zor aldım. Bayağı direndi, uğraştırdı ama aldım. Neden buluştunuz? Buluşmadım. Üzerimdeki şüpheleri gidermek istedim. O kadar. Hadi oradan be. Sen o benim külahımı anlat. Suçüstü yakalandın. Pis hain. İçeri geçelim. Detayları içeride görüşürüz. Görüşürüz. Avcı indirsene şunları. Görüş yok komutanım. Serçe parmaklarını bile çıkarmıyorlar. Şerefsiz köpekler. Komutanım, burada uzun süre dayanamayız. Beyler, aklıma bir fikir geldi. Üzerlerine koşmaksa kalsın. Yok. Daha yaratıcı bir şey. Bak. Acılar içinde öleceğini bilmek seni üzmüyor mu? Nasıl öldüğümün bir önemi yok. Önemli olan nasıl yaşadın? Nasıl yaşadın acaba? Başım dik, alnım açık, özgür ve şerefli. Tabii bu kavramlar sana biraz yabancı Çolak. Sahibinin yanından ayrılamıyorsun. Köpekler bile senden daha şerefli. Onlarda sadakat var, sende sadakat de yok. Evet Aga. Bu adamı niye getirdin bize? Sevgili Çolak'ın gönlü rahat etsin istiyorum efendim. Hani hep karşı tarafa çalıştığımı söylüyordu ya. Kes be. Hala inanmıyorum. Anlayacağız. Hep beraber anlayacağız bunu. Bir Türk askerine işkence etmek seni rahatsız etmez herhalde. Bilakis. Büyük keyif duyarım Sayın Büyükelçim. İşkence mi? İşkence vakit kaybı bence. Niye uzatıyoruz ki? Kafasına sıksın gidelim. Bu da iyi fikir. Bu kadar kolay mı vazgeçiyorsunuz benden ya? Daha eğlendiniz sanmıştım. Daha sonra eğleniriz artık. Herkes ne yapacağını anladı değil mi? Anlaşıldı komutanım. Aşık Çaylak, siz benimle kalın, herifi koruyalım. Emredersiniz komutanım. Hadi geliyorlar hadi. Koruyun bizi. Hadi. Üç. Ateş edin! Durdurun şunları! Ateş edin!
Kaçtılar komutanım. E ben daha yeni ısınıyordum ya. Bir baksaydık belki bir iki tane daha kalmıştır ha. Hadi beyler. Daha araç bulup adamı götüreceğiz. Hadi. Sakın tereddüt etme. Ülkem için büyük bir iyilik yapacaksın. Nasıl olacak o? Bir şehit haberi daha alacaklar. Öfkeleriyle beraber kararlılıkları da artacak. Bu millet, bu ordu her şeyiyle daha da büyüdü. Agah. Agah. Bitir artık. Hadi. Yap hadi. Hadi. Hadi artık hadi. Olmadı, alamadık. Adamlar bizi püskürttü. Madem alamadınız, göbertseydiniz ya hepsini. Roketledik, yine olmadı. Gerizekalılar. Kapat, kapat. Ben henüz olmadım. Ben oldum. Hem ayrıca Yavuz komutan bize canlı lazım. Onlar bizi canlı yayında nasıl rezil etti? Biz de onları edeceğiz. Hatta biz bir de yalvarırken işlettireceğiz. Güzel fikir. Öldürmeyeceğiz. Öldürmekten beter edeceğiz. Agah Bey, siz işkence konusundaki deneyimlerinizden hep bahsedersiniz. Oldukça iyiyimdir. Güzel. O zaman göster bize maharetini. Aferin çolak, aferin. Agah. Bu senin. Zevkle. Efendim Meylem. Ya Safiye'yi merak ettim de bir haber var mı? Emniyete geldim şimdi. Narkotikle görüşeceğim. Tamam, ben de ilgileneceğim. Bir gelişme olursa haber veririm. Vallahi çok iyi olur. Uyuşturucu bulmak için hastaneden kaçmış olabilir. Bulunur illaki, merak etme. Hadi görüşürüz sonra. Hoş geldin. Rahatsız ettiğimin farkındayım. Ay hayır canım, ne rahatsızlığı, gelsene. Geç, böyle bir şey içer misin? Teşekkür ederim, sağ ol. Zahmet olmasın. Geçen akşam gerçekleşmeyen davetimi telafi etmeye geldim. Dinliyorum. Bu geceye ne dersin? Bir randevu defterime bakmam lazım. Naz yapacaksın yani. Hayır, randevu defterime bakacağım. He.
Şu bir kadın hayır diyorsa o belki demektir muhabbet mi? Hayır, bir kadın hayır diyorsa hayır demektir. Hayır mı diyorsun? Belki diyorum. Peki bu evet demek mi? Hayır, belki demek. Kafam karıştı. Geliyor musun, gelmiyor musun? Tamam, geliyorum. Pardon. Alo. Evet. Ha öyle mi? Demek kargomuz geliyor. Tamam. Sen takip numarasından takip edersin. Muhakkak teslim alınsın. Bir kitap sipariş ettim de. Tamam. Dur, not alıyorum. Tamam, ben yazdım. Hadi görüşürüz. Akşam seni alırım o zaman. Ya ama bu sefer mekanı ben seçeceğim. Tamam. Senin olduğun her yer uyar bana. Anlaştık. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Alo şef. Ya Selim geldi az önce. Beni yemeğe davet etti akşam. Ben de kabul ettim. Sonra telefonu çaldı. Bir kargo ile ilgili bir şey konuştular. Yani ne olduğunu anlamadım ama telefonda not aldı. Ya evet, şifre gibi bir şey olabilir. Tamam, merak etme. Ben bu akşam öğrenmeye çalışacağım. Haber veririm. Alo. Sana bir kamyon plakası gönderiyorum. Yarın sınırdan geçecek. Kamyonu güzelce temizleyin. Tamam, hadi. Size bahsettiğim kız hastaneden kaçmış. Safiye. Adı Safiye. Safiye. Size bir numara vermiştim. Ha, evet, arkadaşlar takibi aldı o numarayı. Teknik takipteki arkadaşlara ilgileniyorlar zaten. O numarayı kesin arayacak. Yoksunluk sendromu çekiyor. Dua edelim arasın. Zaten buluruz. Alo. Alo. Safiye ben. Hastaneden kaçtım. Gelip beni alman lazım. Bana ne kızım senden? Ne halin varsa gör. Bana biraz mal gerekiyor. Telefonda öyle mal diye konuşmasana. Gerizekalı. Başkomiserim dediği kız bu. Ya ne yapayım? Kötü durumdayım. Ne istiyorsun? Buluşmamız lazım. Param var mı? Var. Yarım saat sonra parka gel o zaman. Ben ya. Kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettik. Estağfurullah, vazifemiz. Teşekkürler. Gel. Başkomiserim. Safiye denen kıza ulaştık, aradı torbacıyı. Yarım saat sonra parkta buluşacaklar. Tamam, siz hazırlanın. Çıkarız birazdan. Tamam. Safiye mi? Ne olacak şimdi ona? Safiye'ye bir şey olmaz ama torbacılar polise yakalanmamak için her şeyi yapar. Buna polis ateş etmek dahil. Hadi ya. Siz gidin, ben sizi haberdar ederim. Tamam o zaman. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne versenize. Kamerada nasıl çıkacağım merak ederim. Tipin için endişelenme. Biraz bozacağız. Sorun değil. Biliyorsun buralarda marka sayılırım çolak. Ne düşünüyorsun sevgili çolak?
havuzu verip yardımcını almak geçiyorsa aklından, unut gitsin. Türk askeri takasa asla yanaşmaz. Hele seninle asla. Evet ama benim yardımcımı almam şart. Önemli. Çünkü o adam öyle özgürlük için savaşıyorsun falan diye gazlayıp gazlayıp daha yolladığımız gerizekalılardan biri değil. Hakkımızda her şeyi en ince ayrıntısına kadar biliyor. Fark etmez. Büyükelçi bunu vermez zaten. Baksana, plan yapmaya başladı bile. Canlı yayın saldırısına misilleme olarak kullanacak. Aga, benim o takasa ihtiyacım var. Benim için bir sıkıntı yok. Ama büyükelçiyi çok kızdırırsın. Azarlar seni. Boş ver o zaman o kibirli salağı. Benden özür dileyeceksin sanırım. Sevgili Çolak. Ya. Unuttum. Sevgilim. Hakkında yanılmışım. Meğer hain değilmişsin. Önce biz vardık sevgili Çolak. Önce biz. Bana bak, benim o takası yapmam şart. Yeter ki bana yardım et çünkü muhtemelen Yavuz'la yanaşmayacak takasa. Yavuz'u ben ikna ederim. Ama önce biraz ıslatmam lazım. Tamam. Ama acele et. Evet sarışın. Sen de arkadaşlarını ara. Takası anlat. Sana karşılık benim yardımcım. Sana hapta getirsinler mi, ister misin? Ne? Uçmuşsun, daha fazla uçmak ister misin? Sana arkadaşlarını ara dedim. Dilini keserim, yine de böyle bir şey için aramam. Canım benim. Sen aradan çekil. Komutanla ben ilgilenirim. Keşanlı, kepçe senin aklına nereden geldi? Ulan sen ne diyorsun? Biz Karadenizliyiz ha. Doğuştan mutahhituk yani. Kepçe de diyorum, biz de oyuncak gibi bir şey yani. O değil de aga. Ben araba kullanmayı kepçede dozerde öğrendim. Adamlar da tavuk gibi kaçıştılar ama ha. İnanmazlar. Kimse inanmaz.
Çolak bile yapmaz. Başka çaremiz yok. Bırak davası, işkence yap. Saçmalama. Ölürsün. Hadi sarı. Hadi, hala aramayacak mısın? Mis gibi anlaşma. Nesini beğenmiyorsun anlamıyorum. Ara gitsin. Biz teröristlerle anlaşma yapmayız Çolak. Aga. Bu kıvama gelmemiş. Altını biraz daha açalım. Çaylak hayırdır? Dalmışsın. Ya adam sözlüsünü geride bıraktı. O dalmasında kim dalsın ya? O değil de kayınpederle kayınvalide ayıp oldu komutan. Allah Allah. Vazife oğlum bu. Orası öyle de korkuyorum komutanım. Su dayanamaz bırakır gider beni diye korkuyorum. Otur delikanlı gibi konuş. Sen asker adamsın. Gittiğin zaman gözü arkada kalmayacak. Hepimiz zamlının ucunda yaşıyoruz. Bir gün kapısı çalınır. Kötü haberi verirler kendisine. O da bizim. Allah gecinden versin ama komutanların haklı. Kızcağızın ayakları şimdi yere basmıyor. Bilmiyor ki derdin büyüğü daha yeni başlıyor. Komutanım siz de adamın gözünü iyice korkuttunuz. Yok komutanım. Korktuğumuzdan değil de. Herkes kaldıramaz ki bunu. Katlanamaz tabii. Askerin sevdası pazarlıksızdır. Biz ilk önce mezara gireriz. Ondan sonra üniformamızı giyeriz. Bu da onu öğrenecek. Karabatak haklı. Sen bir konuş. Emredersiniz komutan. Yeah.
Vur. Vur biraz daha vur, vur. Tamam söyleyeceğim, tamam vurma. Aferin. Vay vay vay. Bizim sarıya bak sen. Bizim sarı yalvarıyor mu, ben mi yanlış duyuyorum? Sen beni ne sandın? Bana dayanacak adam anasının karnından doğmadı daha. Gördüm, gördüm. Sarı? Okey miyiz? Ne diyorsun? Açalım mı bir telefon? Arayacağım, takas isteyeceğim. Tamam. Büyükelçi gelmeden hallet bence. Anladık. Anladık. ₺50 versen yeter, yeni telefon. Kızım git, deli misin nesin? Telefon almak ister misiniz? Yeni telefon. Yepyeni. Değil mi? Biraz hırpalandım da belki aklı yerinde değildir. Takas benim istediğim gibi olacak. Bir yanlış yapılmayacak. İstediğim saatte, istediğim mekanda olacak. Tamam dedim, tamam! Tamam ara! Güzel. Efendim? Hafız. Komutanım. Şimdi beni iyi dinle, tekrar etmeyeceğim. Emredersiniz komutanım. Çolak yardımcısı yanınızda mı? Evet, hala sınır ötesindeyiz. Karayoluyla ilerliyoruz. Tamam, Çolak yanımda. Ne? Sakin ol. Beni size verip yardımcısını alacak bir saat sonra. Komutanım, siz ne diyorsunuz? Takas yapmak mı? Yakışır mı bize? Beni öldürsünler mi Hafız? Komutanım, bu durum beni aşar. Yardımına ihtiyacım var. İşkence altındayım. Korkuyorum, takas olacak. Tamam komutanım. Erdem Yerbay'ıma durumu bildirip döneceğim.
Neyse be Sarı. Üzme canını. Bakarsın bir daha yakalarsınız. Henüz evet demediler. Bekle. Diyecekler. Evet diyecekler. Bir tek senden hayatta vazgeçmezler. Nasıl yani? Ne takası Hafız? İmkan yok. Yavuz komutanım korkuyorum dedi. Ha. Madem korkuyormuş, ne gerekiyorsa yapın. Emredersiniz komutanım. Konuyla ilgili yetkili istihbarat birimlerine gerekli bilgilendirme yapacağım ben. Anlaşıldı komutanım. Takası yapıyoruz. Siz mekanı ve saati bildirin. Mekan ve saat için benden haber bekleyeceksiniz Hacı Dede. İlginç gelişmeler oluyor. Takası kabul ettiler. Alın götürün şunu. En ufak bir sıkıntı istemiyorum. Tertemiz olsun. Büyükelçi yine de hoşlanmayacak bundan. Sikeceğim büyükelçini. Ne oldu ya? Ne olacak? Yavuz Bey, yine telefonu kapalı. Ya insan bir mesaj atar ya, eline mi yapışır? Aman sen de alışamadın mı hala? Nasıl alışayım ya? Alışacaksın işte. Alışamıyorum. Alışman gerekiyor. Tamam, tamam. Alıştım, tamam. Heh, şöyle. Alışamıyorum ki. Bahar, duyuyorum. Alışırsın, alışırsın ya. Ya alışmak zorundasın en azından. Alış, alış. Allah'ım bana sabır ver ya. Bekleriz. Vallahi biraz böyle alelacele oldu ama. Güler abla, Feyzullah'tan haber yok değil mi? Güzelim, biliyorsun operasyon bilgileri gizlidir ve kimseyle paylaşılmaz. Ben de bilmiyorum neredeler, ne yaparlar, ne zaman dönerler. Yok kızım sen korkma, korkma. Benim Feyzi minatörüme hiçbir şey olmaz ya. Onun arkasında aslan gibi abileri var. Feyzi minatör? He. Anneciğim, yalnız onun lakabı Feyzi Minatör değil, Çaylak. Çaylak diye baba. Kız, benim oğlum uzman çavuş, uzman. Uzmana hiç çaylak denir mi? Doğru. Babacığım. Canım, söyle. Ya, senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii canım, söyle. Ben burada biraz kalsam olur mu? Kızım, olur mu öyle şey? Babam, lütfen ya. Bak, kalayım zaten vedalaşamadım da. Söyle kızım, saçmalama. Ya babacığım, bak hem Güler abla da kalırım. Güler abla, olur mu? Tabii 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 olur ama tabii baban daha iyi bilir tatlım. Ama içiniz rahat olsun. Kalsın ne olacak? İki gün bir sorun olmaz. Bak Güler Hanım da öyle dedikten sonra. Olsun, kalsın. Peki o zaman. Güler Hanım, o zaman kızım size emanet. Hiç merak etmeyin. Hadi madem biz de yola koyulalım artık ha. Hadi. Anneciğim öpeyim. Senin anne dilin, dillerin yerim ben. Hoşçakalın. Hadi güle güle. Hadi annem. Canım benim, kendine iyi bak. Hocam. O zaman iyi yolculuklar. Hadi. Buyurun. Teşekkür ederiz. İyi yolculuklar. Çok sağ olun. Yolculuklar.
Kız geldi. Torbacı da birazdan gelir. Çocuklar, alışverişi beklemeden hareket etmiyoruz. Tamam başkomiserim. Bulabildim. Torbacı ortalarda yok. Çocuğu yollamış. Muhtemelen etrafta polis var mı diye bakıyor. Koşun! Peşinden gitsin. Dur kaç bu polis! Ufak bir yanlışla komutan ölür. Sakin olun. Sadece takası yapıp komutanımızı alıp gideceğiz. Gönderin. Aynı anda. Ne bu şimdi? Takas komutanım. Oğlum gidiyor adam. Giderse gitsin komutanım. Sizden önemli değil. Sizi aldık ya komutanım, gerisi mühim değil. Lan saçmalamayın, nasıl salarsınız adamı? Siz beni takas edin demişsiniz. Siz ciddi misiniz? Korkuyorum dedim ben size. Ne demek korkuyorum? Bilmem. Ne demek komutan? Lan siz beni delirtecek misiniz? Korkuyorum dedim. Şifreyin o. Ne yapın ne edin? Adamı salmayın dedim. Takası yapmayın dedim. Tüm silahlı kuvvetleri ele geçirdik şu an. Manyak mısınız? Nasıl anlamazsınız ya?
Kaçmış. Yakalarız başkomiserim. Durun. Bizi tuzağa çekiyor olabilir. Delik deşik olmanın anlamı yok. Yakalarız bir şekilde. Komiserim, orada bir tane çanta var. Otlar. Her şeyden var. Alo? Uyuşturucu almaya gelen kız birini rehin aldı. Ne? Hemen buraya gelin. Tamam, tamam geliyoruz. Ne olmuş? Uyuşturucu almaya gelen kız birini rehin almış. Hemen doktorunu arayın. Neydi kızın ismi? Bahar. Dur ben ararım. Koşun. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çolak seni gerçekten seviyormuş. Çok seviyormuş, sağ olsun. Öldürmeyi başaramadı, bu yola başvurdu tabii. Bu işler böyle. Öldürdüm onları. Hepsini yemerdim. İstediğinizi yaptım. Yalvarırım çıkarın şunu. Çıkarın şunu üstümden. Lütfen çıkarın. Tamam, tamam. Hayır, 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 hayır. Kalk ayağa, kalk, kalk, kalk. Fason lan o. Kalk. Geç içeri, geç. Oğlum, geç içeri, geç. Geç. Oğlum ne adamsınız siz ya? Komutanım nasıl ama? Tereyağından kıl çeker gibi aldık adamı. Çolak'la babayı aldı komutanım. Aslanlarım benim. Hadi. Kızım sakin ol. Sakin ol. Bırak kadını. Bırakın beni yoksa öldürürüm. Sana bir şey yapmayacağız. Ben hapiste yaşayamam. Ölürüm orada, ölürüm. Safiye'ydi değil mi adın? Evet. Safiye bak. Şu an yoksunluk sendromu çekiyorsun. Mantıklı davranmıyorsun. İnan bana sana yardımcı olmak için buradayız. Yaklaşma. Tamam. 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 Tamam bırakın gelsin. Safiye, Safiye bak ben geldim buradayım. Gelme. Bahar, dikkatli ol. Ne olur yardım edin. Safiye, bak yanındakinin bir suçu yok. Sen de biliyorsun bunu. Bak bu yaptığın işleri daha da zorlaştırır. Ya benim ihtiyacım var, ihtiyacım. Biliyorum, seni çok iyi anlıyorum. Söz veriyorum üstesinden geleceğiz beraber. Safiye bak güzel güzel konuşalım. Tamam mı? Halledeceğiz. Söz veriyorum sana. Ne olur hayatım hadi indir elindekini. Tutuklayacaklar ama beni. Hayır. Hayır kimse seni tutuklamayacak. Yoksunluk çektiğini biliyorlar. Tutuklamayacaksınız değil mi? Tutuklamayacağız seni. Söz mü? Söz. Safiye. Bak canım. Biz bunları beraber daha önce de konuştuk. Başına bir şey geldi mi? Gelmedi. Hadi sakin ol, indir elindekini. Bak yaklaşıyorum sana yavaş yavaş. Sakin ol tamam mı? İndir elindekini. Yanındayım ben, söz veriyorum hepsi geçecek. Lütfen, gel. Hadi tamam. Öyle şükür be. Geç ver. Gel.
Bizim Zula'yı kaptırmışlar yine. Bu kaçıncı? Yine ne oldu? Sorun ne? Şu emniyet müdürü yok mu? Kenan Kara. Polis, asker ne varsa saldı üstümüze. Düşmüyor adam yakamızdan. Kendisini anlatırım aslında. İyiyim komutanım, gayet iyiyim. Çoluğun adamı da bizimle. Bizim çocuklar çok iyi iş başardılar. Tamam. Hadi hemen buraya gelin. Assubay Çavuşşen, komutanım, Karabayır Emniyet Müdürü buradalar. Sizinle görüşmek isterler. Kenan Bey mi? Evet komutanım. Yakında yeni bir mal gelecek. Büyük bir parti. Seni orada kullanacağız. Kenan Kara'ya gelince ona da güzel bir sürprizimiz olacak. Derman artık çok sıkıldığını söyledi. Tamam. Kenan abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok yoğundum abi, kusura bakma. Yanına bir şey içmeye uğrayamadım. Lütfen buyur. Anladım zaten. Baktım bunun geleceği yok, ben geleyim dedim. Nasıl gidiyor? Aynı abi, bildiğin gibi. Dağlar bizim, ovalar senin hesabı. Biz de durduğumuz yerde duruyoruz sayılmaz. Eyvallah. Ya seni niye rahatsız ettim Erdem? Dinliyorum abi. Yıllarca uyuşturucuyla mücadelede görev yaptım. Biz vurdukça bunlar azıttı. Tahmin ettim abi. Şu ara uyuşturucu terör örgütlerinin tek kaynağı olarak kaldı. Epeyce sıkışınca iyice azıttılar. Çoluğa çocuğa uyuşturucu satıyorlar. Ne yazık ki. Bu vanayı kesmezsek hem gençlerimiz zehirlenecek hem de terör örgütünün finans gücü büyüyecek. Bahsettiğimiz rakamlar öyle 3-5 milyon değil Erdem. Milyar dolarlar. Sadece son 2 yılda tek bir şehirde imha edilen uyuşturucunun terör örgütlerine getirisi yaklaşık 36 milyar dolar. Düşünsene, bu parayla tank, tüfek, füze ne isterlerse alabilirler. Evet abi, hem çocuklarımızı zehirliyorlar hem de bundan silah gücü ediniyorlar. Bu işe dur demek için Karabayır çok önemli bir güzergah. Ben bütün gücümle bu işin peşine düştüm Erdem. Sizden de destek bekliyorum. Biraz daha koordineli olmakta fayda var. Yani ben Vali Bey'le konuştum. İstihbarat, siz, biz, kim varsa bir araya gelip şu işe bir bakmak lazım. Bu hepimizin, polis, asker, bütün emniyet güçlerinin sorunu abi. Vatan millet mücadelesi. Biz elimizden ne geliyorsa destek oluruz. Oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Sen hiç merak etme abi. Gençlerimiz deyince bizde akan sular durur. Çok sağ ol. Zaten şüphe ettiğim için değil. Şöyle bir çayını içip gözündeki o kararlılığı görmek için geldim. Özlemişim kardeşimin bu bakışlarını. Sağ ol abi. Bir çay içelim. Çolak, ne oluyor burada? Nerede Yavuz? Yavuz gitti Sayın Büyükelçim. Nasıl gitti? Nereye gitti? Yardımcımı o şekilde bırakamazdım. Takasa yolladım. Yavuz'u vereceğiz, yardımcımı alacağız. Ne? Salak herif. Böyle bir şeyi benden habersiz nasıl yaparsın? Yavuz'u kullanacaktık. Bütün planlarımı içine ettin. Beni bitirebilecek her şeyi biliyordu o adam. Ben bitersem sen de bitersin Sayın Büyükelçim. Bunu unutma. Ne oldu? Almışlar mı adamı? Alamamışlar Çolak. Adamlarımızın hepsi dönmüş. Yavuz'u da götürmüşler. Aptal herifler! Çolak.
Hiç kimseyi suçlamaya kalkma. Bu sadece senin salaklığın. Bu hareketin bardağı taşıran son damladır. Artık yapayalnızsın. Yalnızsın. Arkanda ben yokum. Sen şu andan itibaren bir hiçsin. Hiçsin sen. Bana uyar. Sayın Büyükelçi. Benimle düşman olmak istersen bana uyar. Ama sakın unutma. Sıradan biri değilim ben. Ve sen beni daha hiç tanımamışsın. Ama çok yakında tanıyacaksın. Ben de sonradan duydum Sayın Büyükelçim. Yanlış yapıyorsun dedim, dinlemedi. Sayın Büyükelçim çok kızacak dedim. Bana ne ondan dedi. Dinletemedim. Ne yapacağız bu herifi peki? Düşünelim efendim. Bir çaresini buluruz. Suyu iyice ısınmıştı zaten. Canlı yayını engellediniz ve bir numaralı adamını ele geçirdiniz. Artık işleri çok zor. Bu başarınızla birlikte daha çok köşeye sıkışacaklar. Seni ve timini kutluyorum. Sağ olun komutanım. Başarılarınızın devamını dilerim. Hepinizle gurur duyuyorum. Sağ ol! İyi misin Yavuz? Çok iyiyim komutanım. Küçükken babamdan hiç dayak yememiştim. Biraz arayı kapattık. Çoğlan bir kolunu kestiniz. Sizi gönülden tebrik ederim. Sizinle gurur duyuyorum. Sağ ol! Az kaldı komutanım. Çoluğa dalacağız. Kaçacak delik arayacak. Yerin 7 kat dibine de girse bulup çıkaracağız onu. Çoluğa sıra gelecek. Ama siz şimdi dinlenin. Daha sonra da sizinle konuşacağım başka bir mesele olacak. Komutanım, akşam ocak başında şöyle bütün ekip bir yemek mi yesek? Hem nefeslenmiş oluruz. Yavuz komutanımızın da gitmeden aramıza dönmesi nasip oldu. Bir yemekle kutlasak ha? İyi düşünmüşsünüz. Ben de gelirim.
Hadi şimdi de alabilirsiniz. Emredersiniz. Beyler, o zaman bir saate ocak başında buluşalım. Ben çok iyi bir yer biliyorum. Hemen ayarlayacağım. Oğlum, gittiğimiz bir tek yer var zaten. Neyi şeklini yapıyorsun ki? Etleri ben seçeceğim. Bak 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 bak. Yani aşık et diyorsun kendine. Ya komutanım, yiyen bir, yemeyen bin pişman. O derece. Tamam, orada buluşuruz. Bana haber verin, Bahar'la buluşacağım ben. Komutanım, ben de bir süre görüşebilir miyim? Buradaymış hala, vedalaşamadık o gün. Görüş tabii oğlum, senin nişanlın o artık. Hadi, hadi görüşürüz. Beni de kendine aşık et. Alo, Yavuz. Bugün beni merak etmedin. Endişelenmeli miyim? Benim tek işim senin için endişelenmek değil, biliyorsun değil mi? Tamam canım, şaka yaptım, kızma. Yavuz, kusura bakma, zor bir gün geçiriyorum. İyi misin? Neredesin sen? Geleyim hemen. Hastanedeyim. İyiyim, korkulacak bir şey yok. Gelince anlatırım, olur mu? Tamam, geliyorum. Nasıl oldu? İyi. Uyutuyorlar. Siz sakın üzülmeyin. Sizin yardımınızla bir kişinin hayatı kurtuldu. Safiye'nin de geleceği kurtuldu. Yoksa hapishanelerde çürüyecekti. Tutuklayacak mısınız onu? Mağdur olduğunu biliyoruz. Yani bu illete kendi isteğiyle bulaşmamış. Rehin aldığı kadınla da konuştuk. Şikayetçi oldu tabii. Yok. Olmadı. Ne? Kadının oğlu hapishanedeymiş, uyuşturucu sattığı için. Bu illetin nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilirim dedi. Safiye gibi kaç gencin hayatını mahvetmiş oğlu. O da bu şekilde galiba yardım etmek istiyor. Bu bela nasıl bu kadar yayıldı, ben gerçekten anlamıyorum. Doktor hanım, tahmin ettiğinizden daha fazlası var. Biz bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Ne kadar kişinin hayatını kurtarırsak o kadar iyi. Ne olacak peki Safiye'ye? Ankara ile görüştüm. Orada tedavi olması için izin aldım. 2 haftalık bir tedavi olacak. İyileşecek, siz hiç merak etmeyin. Olacak diye. İyiyim Buncuğum, iyiyim. Ya öyle apar topar gittik ama biliyorsun operasyon beklemez. Annemlere ayıp olmadı değil mi? Yok, onlar gittiler. Ama ben gidemedim. Yani seni bırakıp gitmeyi içim yeremedi. Ama zar zor izin aldım. Yarın döneceğim. İyi Buncuğum, iyi yapmışsın. Öyle ya da böyle nişanlandık ya. O bana yeter. Söyle de, ben nasıl bekleyeceğim seni böyle? Nasıl dayanacağım buna? Su, o ne biçim laf öyle? Bu daha ne ki? Gün gelecek bir ay dönmeyeceğim. Gün gelecek bir şehirden gireceğim, 3 şehir öteden çıkacağım. Sen daha şimdiden söyleneceksen. Biz nasıl evleneceğiz Su? Sen bunları bana mı söylüyorsun? Bana. Ben senin 1 yıl yüzünü görmedim ya. Ses ettin mi? Her gün telefon başında bekledim, arar sesini duyarım diye. Gıkım çıktı mı? Beni istemeye bile gelemedin sen Feyzullah. Kalktık geldik, bir şey dedin mi? Demedim. Çünkü ben asker eşi olmak ne demek öğrendim. Hem de daha olamadan. Ya sadece... Sadece çok korkuyorum sana bir şey olacak diye. Ya bunu da mı söylemeyeyim? Ya ben seni çok seviyorum.
Bu kadarını mı anlatamayayım ben sana? Boncuğum gel. Ya sen öyle birden şey deyince ben yanlış anladım. Özür dilerim. Tamam ya, neyse. Bu arada ben çok kalamayacağım. Güler ablaya söz verdim, geç kalmayacağım diye. Tamam Boncuğum. Ben seni bırakırım hem ben de bizimkileri yanına ocak başına geçeceğim. Hı hı, tamam. Bir tane çay söyle de gitmeden içerim. Tamam prenses. Ama sen ilk önce bir gül bakayım. Bana bakar mısın? Gül bakayım. Gül. Gülmeyeceğim. Ya sen var ya sen bak eşeksin. Ya iki çay alabilir miyiz? Ya. Uzun süre gözümün önünden gitmeyecek. Dünya tatlısı bir kız. Nasıl bu hale geldi kim bilir? Uyuşturucu böyle bir pislik işte. Bataklık gibi içine çekiliyorlar. Safiye gibi buna zorla alıştırılan kaç genç var kim bilir? Yazık bu gençlere. Satan ayrı, kullanan ayrı. Ya ailelerini düşünsene. Annelerini, babalarını. Satan da kullanan da farkında değil ki. Bir hiç uğruna hayatlarını mahvediyorlar. Kazanan olmayan bir ölüm oyunu bu. Sadece sokaktaki gençler ölmüyor. Bu illet yüzünden dağdaki Mehmetçik de şehit oluyor. O kadar haklısın ki. 10 gram ya. 10 gram esrar bile Mehmetçiği hedef alan bir kurşun olarak geri dönüyor. Terörü finanse ediyorlar bununla. Sana gittikçe hayran oluyorum galiba. Şimdi anlıyor musun niye burayı bırakamıyorum? Biliyorum. Belki herkese ulaşamayacağım. Ama kurtarabildiğim kadar insan kurtaracağım. Bunun için her şeyi yapacağım. Yapma. Seninle gurur duyuyorum. O kadar iyi geldi ki. O kadar ihtiyacım var ki. Abi etleri atayım mı? Erdem komutanımla Yavuz komutanım nerededir? Çaylak'la konuştum, yoldaymış, geliyor. Yetişirler, yetişirler. Sen atmaya başla. İyi madem. Kişi başı birer kilo yeriz değil mi? Her zamanki gibi. Tabii tabii. Yeriz tabii ya. At sen at. Aşık et. Her zaman bulunmuyor değil mi? Of of. Ya beyler. Şu etleri asada usulü mü yapsaydık ha? Asama o. Topçu değil mi o ya? Asado, Keşanlı, asado. Arjantin özgü bir mangal biçimi. Böyle etleri yumuşacık yapıyor, çiğnemeden yutuyorsun, o derece yani. Vay arkadaş ya. Karabayır'dayız. Adam Arjantin mangalı dedi, iyi mi? Hiç. Hem bizim kuzumuz, danamız neyine yetmiyor? Bizim de süt gibi tandırımız var ya. Ya et aynı et, pişirilme şeklinden bahsediyorum. Ne uzattınız be? Süt kuzusu bunlar, süt. Komutanım. Komutanım sen de yersin değil mi? Tabii ya yeriz. Yeriz. Komutanım. Sizin savcılık işi ne oldu? Bilmem. Haber vereceklerdi. Keşke hiç uğraşmasaydın şunlarla. Bıraksaydın da Allah'ından bulsalardı. Ben de pişmanım da artık yapacak bir şey yok. Olan oldu. Neyse bugün sıkmayalım canımızı. Tabaklarda yer açın. Kuzular geliyor beyler.
Sonra bizden savaşmamızı bekliyor Çolak Efendi. Artık senden savaşmanı beklemiyorum. Oldu mu? Ha? Ne yapıyorsun sen Çolak? Sıradaki olmak ister misin? Biz açız diyoruz, sen adam vuruyorsun. Şu yemek işini çöz artık. Çözmüyorum. Çözmüyorum! Adamlar aç. Bu yaptıkların doğru değil. Üstüne çekiyorsun herkesi. Doğruyu yanlışı sen mi öğreteceksin bana? Gerekirse evet. Savunmasız birini niye vuruyorsun? Ne yaptı adam sana? Açım dedi sadece. Savunmasız mı? Of, Hacı Dede beynini yıkamış herhalde senin. Defol git, hıncımı senden çıkarmayayım. Sinirini kendinden zayıflardan çıkararak rahatlıyorsan çıkar. Ama şunu bil, yanlış yoldasın Çolak. Ne diyorsun lan? Defol git, defol! Rahatladın mı? Ah, buradan da vur! Vur sana! İyi laflara bak! Gel! Gel! Gel buraya! Alo. Kimsin? (Gülüyor)
Komutanım. Hayırdır, ne oldu? Yanlış numara. Beyler. Biz siz başlamadınız inşallah. Yok komutanım, sizi bekledik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh be. Şimdi masamız şenlendi işte. Abi masa şahane vallahi ya. Hadi doyur bizi. Aşık. Hemen geliyor, pissin komutanım. Sen orayla ilgilen, ben bunu hallediyorum. Al komutanım. Hangini alayım abi? Hafızım, biber atsak mı biraz ya? Aşık, ellerine sağlık. Vallahi tandır gibi olmuş, yumuşacık. Aa! Duy abici, duy. Tandır dedi komutanım. Asado demedi senin gibi. Asado. Komutanım iyi ki geldiniz. Bunlarla çünkü yemek muhabbeti bile yapılmıyor. Komutanım, siz bize başka bir şeyden bahsedecektiniz. Neydi o? Evet. Karabayır'ı uzun süredir meşgul eden bir illet var arkadaşlar. Uyuşturucu. Gündemimize almamız gerekiyor bu meseleyi. Çok acil. Çok ciddi bir mesele. Ben de Bahar'ın yanından geliyorum komutanım. Bu illetten herkes müzdarip. Senin teröristlerin elinden kurtardığın kız vardı ya, Safiye. Evet komutanım. Teröristler onu zorla uyuşturucuya alıştırmışlar. Bugün krize girmiş. Bir kadını bıçaklıyormuş. Bahar son anda yetişmiş. Komutanım, o kız küçücük, nasıl kıyarlar ona? Uyuşturucudan bahsediyoruz Karabatak. Herkese her türlü kötülüğü yaptırabilir böyle. Allah'ım, çoluğumuzu çocuğumuzu sen koru ya Rabbim. Amin. Buna da dur diyecek bizleriz. Hem gençliğimizi kurtarmalıyız, hem de Çolak ve örgütü gibi terör unsurlarının finansmanını kesmeliyiz. Bu dakikadan itibaren bu meseleye çok daha fazla odaklanmamız lazım. Odaklanalım komutanım. Kurutalım şerefsizleri. Karabayır'ın emret müdürünü tanıyorsunuz. Kenan Kara, tanımaz mıyız? Ben adını hep duyuyorum ama... Çok iyi bir insan, güzel bir adam. Ben tanıyorum komutanım. Mert, Yiğit, babacan biri. Evet. Benim de çok sevdiğim bir abim. Bugün benim ziyaretime geldi. Bu meseleyle yakından ilgileniyor. Bir gün gelip ekibiyle beraber sizlere bir sunum yapmak istiyor. Seve seve komutanım. Çok güzel. Yöne sağlık. Afiyet olsun. Seni. Ne yapmak istersin? Yani Karabayır'da çok da bir seçenek yok herhalde. İstersen bir gün Paris'e de kaçırabilirim. Hiç sorun değil. Yok, o kadar da uçmaya gerek yok. Ya acaba biraz yürüsek mi? Hava alırız biraz. Yani ben böyle arabada biraz sıkılıyorum da. Burada mı? Evet, ne var ki? Tamam, nasıl istersen. Burada ineceğiz. Of, oy anam oy. Şaka maka adam başı birer kilo et yedik ha biz şimdi.
Vallahi yedik komutanım. Afiyet, bal, şeker olsun. Şifa olsun. Güç lazım aga. Yiyeceğiz tabii. Abi kilo almayalım sonra ya. Ne kilosu Çaylan? Bir operasyona bakar. Komutanım, müsaadenizle. Abi ne oldu? Bir şey yok. Afiyet olsun size. Fethi. Fethi, nereye oğlum? Bak, kilo dedin ona bozuldu. Neyse. Bir yürüyüş yapar gelir kendine. Abi ne alakası var ya? Çekti gitti adam ya. Komutanım, bu güzel yemeğin üstüne de bir güzel künefe patlatır mıyız ha? Sen yersin. Keşan'la sen yersin. Baksana yanaklara kan geldi. Ödem komutanım, o ödem. Bir operasyonda atarız hemen. Tanıdığım hiçbir kıza benzemiyorsun. Çok mu tanıdın? Ondan mı şaşırdın? Eskiden biraz aytaydım, doğrudur. Ne kadar eskiden mesela? Sen çıktın karşıma. Öncesini eski diyebilirim. Yok ya, üşümedim. Dönelim mi artık? Daha yeni çıkmıştık, hemen sıkıldın mı benden? Yok canım, sıkılmaktan değil, geç oldu diye dedim. Dönelim. Dikkat etsene beyefendi. Bana mı dedin birader? Arkadaşım, senin biraz stresin var herhalde ama gece gece belanı bulma, hadi git. Şşş, artist. Ne belasıymış o ha? Ya Selim tamam, gidelim boş ver ya. Eylül bir dakika. Neyse, biz bu arkadaşın sıkıntısını sonra çözeriz. Hadi gidelim. Şşş, sıkıntı mı geldi de çözsene. Maviş! Ya Selim, manyak psikopat işte. Boş ver, gidelim. Psikopat? Kız haklı. Biraz psikopatım ben. Selim! Selim! Ne yapıyorsun? ACG çıkarttı. Gel, gel. Gel Selim ya. Dur, manyak mısın? Ne yapıyorsunuz ya? Gel, gel. Rahatsız mısın lan sen? He? Mavi. Sen rahatsız mısın? Ya Selim! Rahatsız mısın lan sen? Ya durun, ne yapıyorsunuz? Ha? Gel, gel, gel. Selim ne yapıyorsun? Dur! Ulan amına kodum, rahatsız. Nereden çıktın lan sen gece gece? Birader. Ya yeter Selim, dur, ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim manyak mısın? Git işte gece gece, Allah Allah. Ben aldım senin yüzünü. Finali yaparız sonra. Yaparız kardeşim. Burası benim sokağım. Ha, beklerim ben her zaman. Bekle. Hadi Selim, hadi. İyi misin? Kusura bakma Eylül. Bakmıyorum, tamam.
Çok özür dilerim. Senin yanında kavga etmek istemezdim. Ama adam hayvanın tekiydi, gördün sen de. Önemli değil. Ama sen de biraz abarttın yani. Haklısın. Bak, bundan sonraki buluşmamız kusursuz olacak. Telafi edeceğim. Bundan sonraki buluşmamız kesin olacak yani, eminsin. Emin olmamam gerek sanırım. Görüşürüz. Fethi, ödümü koparttın ya. Ne yapıyorsun sen burada? Ya Selim'le girseydim? O kadar uzun boylu değil. Eylül Hanım. Ayrıca camdan gittiğini gördün mü mavi işi? Ha. Sen iyi misin? Nasıl iyi olabilirim Eylem? Herifin biri sevgilimin elini tutmaya çalışıyor ve sen bana iyi misin diye soruyorsun ya. E tamam, tutmadı ama. Tutsaydı bir de. Ya hem iyi tarafından düşün. Yani böylece rolünü daha iyi oynamış oldun. Eylem ya. Ya ilk baş başa ortak operasyonumuza çıktık. Çok romantik değil miydi? Çok romantikti Eylem. Öleceğim romantiklikten. Zaten yemeklere gelirdim siz geçerken bizim çocuklar görecek diye. Aa, onlar bilmiyor muydu? Erdem komutanımla Yavuz komutanım biliyor da çocuklar bilmiyor. Ya ne var ki bunda canım? Görev bu da yani. Öyle olmuyor canım o. Neyse, sen alabildin mi bilgileri? Rahatsız mısın lan sen? He? Selim! Ya durun, ne yapıyorsunuz? Selim, ne yapıyorsun? Dur! Ya yeter Selim, dur, ne yapıyorsunuz ya? Aldım. Hatta istihbarata bile gönderdim. Bir plaka. Ya muhtemelen bu bahsettiği yarınki sevkiyatla alakalı. Güzel. Bakalım ne işler çeviriyormuş bu herif. Eylem, şu işin bir an önce bitsin. Vallahi billahi kurban keseceğim ya. Ay Fethi, ne kadar büyüttün ya. Ya ben kendimi koruyabilirim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Biliyorum Eylem, biliyorum. Ama oğlandan hiç hoşlanmıyorum. Hiç hoşlanmıyorum o heriften. Hangi heriften ya? Hayır, hangi heriften? Yani ben herif falan göremiyorum. Ben kimseyi görmüyorum. Benim için sadece sen varsın. Her yerde, her zaman sadece sen varsın. Seni çok seviyorum. Bunu aklından sakın çıkarma, tamam mı? Güven bana. Ben de seni seviyorum Eylem. Çok. Sadece kendine dikkat etmeni istiyorum. Tamam? Ediyorum. Komutanlarımı bilgilendirmem lazım. Tabii ki. Tamam. Sen de dikkat et. Sen beni düşünme. Rahatla, dinle. Son zamanlarda biraz hamladık mı biz? Biz mi? Şaka yapıyorsun herhalde komutanım. Çaylak. Esnedin mi sen? Yok komutanım. Çaylak. Senin yüzünden şınavla başlayacağız. Yok, uyanamamışız belli. Şınav pozisyonu. Al! Bir! İki!
3. Bordo bereliyim vatan için and içerim. Damla daha yıkanılmazsa bu bayrakta can veririm. Gözlerinde kan içinde intikam var askerimin. Şehitlerimin intikamı anlayacaktır söz veririm. Biz bu yolda söz verdik, dönüş yok artık. Şanlı bayrağımız dalgalansın, şanı şanlansın. Bu vatan onca şehitlerin bize armağanı. Durma kurulan sen de eline al bu bayrağı. Söz ağızdan çıktığında namus demektir. Vatan namus şereftir, vatan millet demektir. Kenetlenip bütünleşir bu millet bayrak için. Bu bir bordo yemini, son nefesim vatan için. Söz veriyorum Allah'ım yine, bu vatan uğruna can versem bile. Sözüm sözdür, pes etmek yok. Söz veriyorum vatan için size. Söz veriyorum Allah'ım yine, bu vatan uğruna can versem bile. Sözüm sözdür, pes etmek yok. Söz veriyorum vatan için size. Söz, söz, gökte hilal dalgalanacak. Söz, söz, kanın yerde kalmayacak. Söz, söz, şehitlerimin şanı bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. Hiç be! Aslanlarıma bak, titrettiler yeri. Maşallah. Sen koşmak istiyorsun galiba. Beyler, bir şöyle konuşmasak mı? Yoksa bu spor bitmeyecek. Kıdemli çavuş kalmaz. Komutanım, acil bir durum varmış. Erdem Yarbay'ım telefonda. Komutanım. Anlaşıldı komutanım. Hadi yırttınız koşudan. Operasyon mu varmış komutanım? Evet. O sporun üstüne iyi gider komutanım. Hadi toplanın. Şehitlerimiz için. Şu tırı indirirsek büyük bir iş, büyük bir darbe vurmuş olacağız Erdem. İndireceğiz abi. Tim hazır. Sınırdaki birlikler de hazır. Narkotik, pö, istihbarat hepsi hazırlar. Elimizden kurtulamazlar abi. İnşallah, inşallah. Hayırlı işler. Sağ olun müdürüm. Hayırlı işler. Komutanım, uğramıyorsunuz bu araları hiç. Vallahi yoğunluktan uğrayamıyoruz. Bir telefonunuz yeter, hallederim ben. Eyvallah. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. İnsanların yüzündeki huzuru görünce yorgunluk falan kalmıyor Erdem. Diyorum ki neyse ki polis olmuşum. İyi ki polis olmuşum. İnşallah bu huzur daim olur. İnşallah, inşallah. Elimizden geleni yapacağız. Zor zamanlardan geçiyoruz. Dışarıdaki içerideki herkes yumruk olmuş. Vurmak için hazır bekliyor. Bir an boş bulunsan saldıracaklar. Artık boş bulunmasak da saldırıyorlar. Sırf yıpratmak için. Taktikleri, yöntemleri sürekli değişiyor. Virüs gibi en zayıf noktamızı bulmak için adeta yarışıyorlar. Doğru söylüyorsun. Müdürüm, çay ikram edeyim mi? Sağ ol, başka zaman. Eyvallah. Baksana. İnsanların gözündeki bir gram mutluluğa bile göz dikiyorlar. İşte sırf bu yüzden emekli olup gitmek istemiyorum, biliyor musun? Abi ne emekli olması? Beraber çalışmaya daha yeni başladık. Nasıl gidiyor? Siftah yapabildiniz mi? Oo müdürüm. Vallahi yapamadık. Kuru incirlerim yeni geldi. Tartayım, siftah sizden olsun. Olur vallahi. Olsun. Var mı bir sıkıntınız? Allah razı olsun müdürüm. Sizin ve komutanımın sayesinde çok iyiyiz. Ne dükkanda bunaltan var, ne çoluk çocuğa musallat olan var. Allah sizi inandırsın. Sabahları evden çıkıyorduk. Benim gözüm çocuklarda, hanımın gözü bende kalıyordu. Allah sizlerden razı olsun. Hepimizden, hepimizden. Ha? Sadece bizim değil, sizin de gayretinizle bu belayı tamamen def edeceğiz. Hem Karabayır'dan hem de ülkemizden. Elimizde ne gelirse yaparız müdürüm. Yeter ki siz arkamızda olun. Gerisi kolay. Her zaman, her zaman. Okul önünde çoluk çocuğu zehirlemek ne demek komutanım? Allah sizden de müdürüm de bin kere razı olsun.
Sağ ol, sağ ol. Ne kadar borcumuz? Borç mu? Şaka yaptım komutanım. Onlar sizlerle çalışan aslanlara 1-2 kilo incir vermişim. Çok mu? Olmaz öyle şey. Bu senin emeğinin hakkı. Sağ olun müdürüm. Sağ olun. Sağ olun. Efendim Yavuz. Komutanım, operasyon için yola çıkıyoruz. Tamam. Ben de hemen harekat merkezine geçiyorum. Anlaşıldı komutanım. Kazamız mübarek olsun. Sağ ol. Gel, ben bırakayım seni. Hem yolda beraber takip ederiz durumu. Zaten kışta da yolumun üstünde. Tamam, olur abi. Sen bizi takip et. Emredersiniz komutanım. Aracın plakası doğrulandı. Yaklaşıyor. Araç geliyor, herkes hazır olsun. Emrim olmadan kimse yerinden kıpırdamaz. Müdürüm, okuldan kızınızı alacağız değil mi? Bak, akıl mı kaldı ya? Oğlum, alacağız tabii. Hanım duysa keser beni. Onlar da alıştırdı. Öyle vallahi. Niye direkt almıyoruz başkomiserim? İndirelim şoförü, temizleyelim aracı. Çatışma riskini en aza indirmek her zaman iyidir. Hem bırakalım da bunlar her şey yolunda gittiğini zannetsinler. Nasıl olsa mola verecekleri yeri biliyoruz. Olduğuna emin miyiz komutanım? Bundan sonra şehre kadar bu yol üzerinde durabilecekleri başka bir nokta yok. Güpegündüz o kadar uyuşturucuyla ilerleyemezler. İstihbarat daha önce de burada hareketlilik tespit etmiş. Demek ki daha önce de burayı kullandılar. İşte bu. Komutanım şuna bakın. Saat 1 yönü. Doğru yerdeyiz. Hafız, Jöhre iletişime geç. Biz yerimizi aldık. Emredersiniz komutanım. Biz hazırız. Yerlerimizi aldık. Anlaşıldı. Özel kuvvetler hazırmış komutanım. Anlaşıldı. Ha, tamam. Emniyeti sağlayınca hemen haber verin bana. O kamyonda ne varsa yerine ulaşmasın. Hadi bakalım. Efendim Yavuz. Komutanım, bölgenin yakınında konuşlandık. Jöhle irtibat halindeyiz. Yerimizi aldık. Aracı bekliyoruz. Anlaşıldı Yavuz. Biz de Kenan müdürümle takip halindeyiz. Dikkatli ol. Emredersiniz komutanım. Vurulacaktım.
Aysun. Annen geldi. Geçip geleyim. Hocam nasılsınız? Teşekkürler Kenan Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kıvacım. Gel bakalım buraya. Prensesim benim. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Günün nasıl geçti kızım? İyi geçti baba. Bak bu Erdem amca. Merhaba Çiçek. Merhaba. Maşallah çok büyümüş. Doğum haberini sanki dün almış gibiyim. Geç kavuştuk ama olsun. Daha bir kıymetli şimdi. Ver tatlım çantanı şöyle koyalım. Operasyonda görevli tüm birlikler. Plakası belirlenen araç sınırı geçti. Takip ediyoruz. Tabini varış süresi bildirir misiniz? Yaklaşık 10 dakika. Hazır olun, birazdan başlıyoruz.
getirin. O kolileri şöyle koyalım. Buyurun. Ay, bir sürü şey göndermişler ya. Vali Bey'e ne kadar teşekkür etsek azdır kızlar. Ama hala eksiklerimiz var. Özellikle sağlık malzemeleri. Burada gönüllü olarak çalışacak bir sağlık ocağı kurmak istiyorum. Onun için de Sağlık Bakanlığı'na başvursak? Bilmem. Yardımcı olurlar mı ki? Aa, niye etmesinler? Eğer sen ne istediğini, ne yaptığını güzelce anlatırsan niye etmesinler ki? Biz onca şey yapmışız. Herkes çorbada tuzu olsun ister. Doğru söylüyorsun Güler abla. Nazlıcığım, şunları kaldıralım mı? İyi misin? İyiyim. Abla beni Ankara'ya göndermeseniz olmaz mı? Neden? Bak oraya tedavi için gidiyorsun. Sadece 2 haftacık. Sonra canı sıkılırsa buraya dönersin, tamam mı? Söz. Hem bak burada seninle çok güzel şeyler yapacağız. Hadi aç bakalım da çıkacak içinden. İşi gücü oyun. Ha, teknolojinin bu kadar gelişmesi iyi mi oldu, kötü mü bilemiyorum. Nazlı nasıl? Kocaman olmuştur. Olmaz mı abi? Görsen tanıyamazsın. Ama tabii büyüdükçe derdi tasası bitmiyor. Sen burada böyle söylüyorsun ama üstüne titriyorsundur kızının. Öyle abi, öyle. Al ya. Çocuk araçta. İstediğimiz zaman patlatabiliriz. Güzel. Gel, gel. Hayırdır? Aramıyorsun artık. Bıraktım ben artık, kullanmıyorum. Zaten Ankara'ya gideceğim tedavi için 2 haftalığına. Arama beni bir daha da, git buradan. Yapma ya. Beni polise ihbar et, sonra da bıraktım de. Öyle mi? Yemezler kızım. Bıraksana be! Yok öyle bıraktım ayakları. Biz unutmayız kızım bizi satanı. Bıraktın işte.
Öyle bekleyecek miyiz komutanım? Ortak hareket edeceğiz. İstihbaratın verdiği bilgi doğruymuş komutanım. Tankeri boşaltmaya hazırlanıyorlar. Burası öyle çalışan bir benzinliğe benzemiyor. O zaman içinde ne olduğu belli. Biraz çabuk tutun elinizi. Çıkarıyoruz işte. Kaç kişisiniz? 8. Biz de 5 kişiyiz. Siz indirmeye başlayın. Biz etrafı kolüçyon edelim. Sonra değiştiririz vardiyaları. Tamam. Hadi davranın. Şerefsizler. Çoluğu çocuğu zehirleyecekler bunlarla değil mi? Zehirleyeceklerdi ama artık yapamayacaklar. Umut unsurları operasyon için hazırız. Biz de. Biz de hazırız. Biz benzinin girişini alıyoruz. Tamam, biz de harekete geçiyoruz. Avcı, sen yerindesin. Her zamanki gibi partiyi dışarıdan içeceğim yani. Ara ara mesaj göndermeyi unutma. Ara ara mı? Kendimi sık sık hatırlatırım komutanım. Hadi. Başlayalım o zaman. Çoğalıyorlar komutanım. Bir şansları yok. Helal sana çaylak. Sağ olun komutanım. Safiye. Nazlı, Safiye'yi gördün mü? İçerideydi. İçeride yok. Ya Allah Allah. Yine mi kaçtı acaba bu kız? Yok canım, nereye gidecek ya? Hastaneden ne için kaçtıysa oraya. Ben bir arka tarafa bakayım mı? Olur. Ben de buralara bakayım. Tamam. Safiye. Safiye! 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 Safiye kuzum, ne oldu sana? Ne oldu bebeğin sana? Ha? Koy, koy. Ne oldu? Safiye hadi kendine gel. Hadi canım kendine gel. Nazlı! Güler abla! Safiye, kendine gel canım, kendine gel. İyi misin? Kaybetme bana bak. Kendine gel Safiye. Allah Allah, ben yapmadım. Allah Allah. Affet. Aa, Safiye. Aa, Safiye niye yaptın Safiye? Safiye niye yaptın kızım, niye? Neden yaptın Safiye'nin? Gülen abla! Nazlı! Safiye,
Safiye ne olur kendine gel, aç gözlerini bir tane. Hadi, hadi ne olur bir tane aç gözlerini Safiye. Güler abla! Nazlı! Hadi kendine gel. Hadi Safiye. Bahar iyi misin? Gel Safiye. Ay, Safiye. Safiye. Gözünü aç yalvarırım. Safiye hadi kendine gel ne olur. Hadi Safiye. Safiye hadi kendine gel ne olur. Safiye. Safiye hadi kendine gel yalvarırım ne olur. Ay, Safiye hadi Safiye. Safiye hadi kendine gel yalvarırım kendine gel Safiye ne olur. Yalvarırım kendine gel. Hadi ne olur. Gel Safiye. Hadi kendine gel ne olur. Dışlığa doğru gidiyorlar. Acilen patlatmamız lazım. Çıkın oradan. Alanda patlama tehlikesi var. Tekrar